Tüm dünyada boşanmalar artmakta. Bu artışta tek ebeveynli anne ve babaların yeni eş kavramlarıyla tanışan çocuk sayısının da artması demek. Boşanan ailelerin çocuklarının ruhsal sağlıklarının korunması için dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunun için de bazı kurallar var. Öncelikle boşanma çocuklar için risk taşıyan olaylardan bir tanesidir. Bunu unutmamak gerekir ve bu her yaş için geçerlidir. Her çocuk anne babasının birlikte olmasını, birlikte yaşamasını ister. Ancak evlilik sürdürülemiyorsa, evde huzursuzluk varsa, anne baba mutsuzsa, bu durum çocuğu da olumsuz etkileyeceği için evliliğin bitmesi kaçınılmaz hale gelebilir. Evlilikler çocuklar için yapılmadığı gibi boşanmalar da ya da evliliklerin sürdürülmesi de çocuklar adına yapılarak çocuklara bu yük yüklenemez. Boşanma çocuklar için bir travmadır. Bu nedenle hem boşanma kararının alınması sırasında hem de sonraki ilişkilerde çocuğun ruh sağlığını koruyacak şekilde bir sistem kurmak gereklidir. Bu çocuğun gelişimi açısından çok önemlidir. Boşanma kararının alınması sırasında da karar alındıktan sonra da uygulamalarda da çocuğun ruh sağlığının korunması önemlidir. Anne baba ayrılık kararı alıp da bu kararı kesinleştirene değin çocuklarla konuşmamalıdır. Her dakika çocuğun ayrılık olacak endişesi yaşaması sıkıntı yaratabilir. Ayrıca sık sık ayrılacaklarını söyleyip tekrar barışan, kısa bir süre sonra tekrar ayrılık yaşayan durumlarda çocuklar için zararlıdır. Bu tür olaylarda çocuk her defasında umut ve hayal kırıklıklarını peş peşe yaşar ve de bu çocuğun gelişimini olumsuz olarak etkiler. Karar verildikten sonra ebeveynlerin birinin evden ayrılmadan önce mutlaka çocuğa bu durum açıklanmalıdır. Ayrılık kararının anne baba tarafından birlikte verildiği de mutlaka belirtilmelidir. Bu açıklama yapılırken bir takım suçlamalar bu açıklamada yer almamalıdır. Çocuğa anne babaları bazen birlikte olduklarında bir mutsuz olabilecekleri, bu nedenle anlaşamayabilecekleri, bu nedenle de ayrı ayrı evlere oturacakları ama bunun onunla bir ilgisi olmadığı, hala onun annesi ve babası olmaya devam edecekleri özellikle vurgulanarak bir konuşma yapılmalıdır. Açıklamada mutlaka ayrılık kararı olmasına rağmen, ayrı evlerde oturulacak olmasına rağmen hala onun anne babası olmaya devam ettikleri ve onu çok sevdikleri belirtilmelidir. Çocuğun hangi ebeveyninde kalacağı ve hangi evin onun temel evi olacağı da önceden belirlenmelidir. Çocuğun mutlaka bir temel yaşadığı bir ebeveyn olması ve diğer ebeveynine de uygun zamanlarda gidebileceğinin ve orada da bir evi ve bir yeri olacağının söylenmesi gerekir. Genellikle boşanmalardan sonra çocuğun kalmadığı ebeveyn, yani velayetin olmadığı ebeveyn belli zaman aralıklarında çocuğu alacaktır. Ebeveynin onu alacağı zamanların net olması ve bunun mümkün olduğunca aksatılmaması çocuk için çok önemlidir. Çünkü boşanma sonrasında çocuklar genellikle bir ebeveynini kaybettiği duygusu yaşar. Eğer ebeveynle görüşmeleri düzenli olmaz ve bir ebeveynini düzenli bir şekilde görülmezse bu duygusu pekiştirilir. Gidiş geliş zamanlarının belli olması, çok önemli durumlar dışında aksatılmaması çocuğun ebeveynine olan güvenini sağlamak açısından önem kazanacaktır. Ebeveyni tarafından alınacağını bekleyen ve onun bilgisi dışında bu zamanın değiştirmesi ya da ebeveyninin gelmemesi çocukta büyük bir hayal kırıklığı yaratır ve güven kaybı oluşturur. Bazı çocuklar yanında kaldığı ebeveynin de bir gün gideceğini, tamamen yalnız kalacağı kaygısına kapılırlar. Bu nedenle okula gitmek istemezler, evden ayrılmak istemezler. Hatta evde birlikte kaldıkları ebeveyn işe gideceği zaman da devamlı yanlarında kalmasını isteyebilirler. Çocukla konuşma yapıldıktan ve çocukla ilişkiler ayarlandıktan sonra yine önemli konulardan bir tanesi ayrılan anne babalarının diğer ebeveynle ilgili olumsuz duygularını çocukla paylaşmamaları ve bu olumsuzlukları onlara yansıtmamalarıdır. Çünkü çocuğa diğer ebeveyn hakkında söylenecek olumsuz şeyler çocuğun aklını karıştıracak ve bir süre sonra ebeveynine karşı olumsuz duygular yaratabilecektir.
Sadece anne babanın değil, boşanmadan sonra anne babanın dışında kalan diğer akrabaların, yakın çevrenin de diğer ebeveynine karşı çocuğun yanında olumsuz duygular sunması çocuk için yıpratıcı olacaktır. Boşanmadan sonraki kısa süreç içinde karşı taraf için belirtilen olumsuz duygular, olumsuz tutumlar çocuk üzerinde etkili olup diğer ebeveynine karşı taraf olma gibi bir durum yaratsa da uzun sürede aslında ters tepecek ve çocuğun yanında kaldığı ya da diğer ebeveyn hakkında olumsuz konuştuğu ebeveynine karşı da olumsuz duygular geliştirmesine neden olacaktır. Boşanma sonrasında özellikle küçük çocuklar boşanmanın kendi suçları olduğunu, kendi yaptıkları bir davranıştan dolayı anne babalarının ayrıldıklarını düşünürler. Bu duygu nedeniyle de eğer benim yüzümden ayrıldılarsa onların birleşmesini de tekrar ben sağlayabilirim. Benim yapabileceğim bir şeyler olabilir düşüncesine kapılabilirler. Bu nedenle anne babayı birlikte tutmak, yeniden birleştirmek için büyük bir çaba içine girerler. Bazen bu tutum çevredeki kişiler tarafından da desteklenir. Annen baban tekrar senin için bir araya gelebilir gibi söylemler yapılabilir. Bu durumda da çocuğun üstlenemeyeceği, yapamayacağı kadar yoğun bir yük altına girmesine ve hayal kırıklığının, güven kaybının, suçluluk duygularının daha da artmasına neden olacaktır. Boşanma büyükler arasında yapılmış bir işlemdir. Bu çocuklarla ilişkili değildir. Dolayısıyla da anne babayı tekrar bir araya getirmek bir çocuğun başarabileceği şey değildir. Bu da çocuğa bu tür çalışmaları görüldüğü zaman net bir şekilde söylenmeli ve bunun erişkinler arasındaki bir sorun olduğunu, onunla ilgili olmadığını sıkça vurgulamalıdır. Boşanma sonrasında anne babalar kendi ilişkilerini de çocuk olduğu zaman ayarlamalılar. Bazen anne babalar ayrılıklarını kötü yapmış olabilirler ve birbirleriyle hiç görüşmek istemeyebilirler. Ama ortada bir çocuk olduğu zaman anne babalık görevlerinin sürdüğü düşünüldüğünden ve çocuğa ilişkin önemli günlerde özellikle bir arada olması gerektiği akıldan çıkarılmadan bu ilişkiler düzenlenmelidir. Özellikle çocuğa ilişkin kararların alınmasında, çocuğa yönelik bazı tutumların belirlenmesinde anne babanın herhangi bir yöntemle ilişki içinde bulunması çok önemli. Bunun için mesajlaşma kullanılabilir, mailleşme kullanılabilir ama mutlaka bir haberleşme aralarında sürdürmelidirler. Benzer şekilde ayrılıktan sonra anne babanın sanki hiç ayrılmamış gibi davranması, birbirlerinin evlerine girip çıkmaları, birlikte tatil yapmaları, sürekli zamanı birlikte geçirmeleri de çocukların aklını karıştırır. Madem bu kadar iyi anlaşabiliyordunuz, o zaman niye ayrıldınız? Demek ki birlikte olacaksınız umudunu ve duygusunu yeniden yeşertir. Bu nedenle çocuğa ilişkin önemli günleri paylaşmak, çocukla ilişkili önemli kararları birlikte almak ama sanki evliymiş, hatta evli olduğundan daha da iyi bir ilişkileri varmış gibi çocuğun aklını karıştıracak davranışlardan da çekinmek gerekir. Aynı zamanda anne baba arasındaki bu ilişkinin ayarlanamaması, hiç ayrılmamış gibi davranmaları, anne babanın bir sonra kurabilecekleri ilişkiler açısından da zorluklar yaratacaktır. Özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda yeni sorunların ortaya çıkması ya da mevcut sorunların boyutlarının büyümesi gibi sonuçlar oluşabilir. Boşanma sonrası çıkabilecek sorunları erkek çocuklar daha çok dışa vuran davranışlarla, yani saldırganlık gibi, yalan söyleme gibi, ders başarısızlığı gibi davranışlarla gösterirken, kız çocuklarda içe kapanma, ilişkilerden kopma daha sık görülen bulgulardır. Eğer boşanma iyi anlatılır ve anne baba tarafından boşanma sırasındaki ve boşanma sonrasındaki ilişkiler iyi ayarlanabilirse, boşanma çocukta önemli bir travma yapmadan süreç daha kolaylıkla geçirilebilir. Özellikle çocuğun yeni okula başlaması gibi, yeni çevre değiştirmesi gibi çocuğun hayatındaki önemli bir olayla birlikte boşanma iyi idare edilemezse çocuk üzerindeki etkileri çok daha fazla olacaktır. Kısacası boşanma evlenme kadar doğal süreçlerden biridir ama boşanma sürecinde unutulmaması gereken iki önemli şey vardır. Bunlardan bir tanesi, hangi yaş döneminde olursa olsun, gelişim dönemine, çocuğun genel durumuna, anne babanın tutumuna bağlı olarak değişen oranlarda boşanmanın bir travma olduğudur.
Bu önemlidir. Dolayısıyla çocuk ele alınmalıdır. İkincisi ise boşanmanın iki erişkin arasında olduğu ve çocuklardan boşanılmayacağı. Dolayısıyla boşanmış olmanın anne baba olmayı ve ortak anne babalık yapmayı değiştirmeyeceğidir. Boşanma sonrasında çocuklar, hatta boşanma sırasında çocuklar en çok anne babalarının tekrar evleneceği, eve yabancı birinin geleceği endişesi taşırlar. Ve bunu da sık sık anne babalarına sorarlar. Yeniden evlenecek misin diye. Bu soruya net yanıtlar vermek çocukla ilişkiyi bozma açısından önemlidir. Hayır, asla bir daha evlenmeyeceğim demek çocuğa verilmiş bir söz olarak algılanabilir ve yeniden oluşacak bir ilişkide çocuğun hem sizinle hem de karşı tarafla ilişkisinin bozulmasına sebep olur. Bu nedenle bu tür bir soruya verilecek en doğru cevap, şu anda öyle bir şey düşünmüyorum ama böyle bir şey olabilir. Olabileceği zaman da mutlaka öncesinde sana bilgi verecek ve bu konuda seninle konuşacağım olmalıdır. Eğer çocuğa kesin bir şey söylenmiş ve asla bir daha evlenmeyeceğim denmişse ve sonrasında da böyle bir durum gerçekleşirse çocuğun tekrar güven duygusu zararlanacak ve aynı evde özellikle de yaşayacaksa da bu yeni yaşam düzenine alışması çok zor olacak. Çocuk kendisini ikinci plana atılmış hissedecek ve bunun yanı sıra da ebeveynini tekrardan kaybetmiş duygusuna da kapılacaktır. Çocukların genellikle boşanmadan sonra ebeveynlerin evlenmesine ilişkin en büyük korkuları anne ya da babasının yerini bir başkasının alacağıdır. Oysa her çocuğun sadece bir anne babası olur. Yeni gelen kişi uygun bir hitap tarzı seçilecek ama onun anne ve babası olmayacak. Sadece ebeveynin eşi olacaktır. Bu durumda çocuğa net bir şekilde anlatılmalı. Onun bir annesi ve babası olduğu söylenmeli. Ama aynı evi özellikle paylaşacakları ya da ebeveynin hayatını paylaşacağı kişinin de hayatında önemli bir yeri olacağı, onunla bir ilişkisi olması gerektiği de açıklanmalıdır. Yine çocuk ebeveynin evlenmesiyle kendinin sevgisinin yok olacağını, bir yerini başka birinin alacağını kaygısını taşır. Bu da çocuğa açıklanmalı ve onun sevgisiyle evlenecek kişiye duyulan sevginin birbiriyle eşit olmadığı, hiç kimsenin onun yerini alamayacağı ama aynı evde birlikte yaşayacakları kişinin de değerli olduğu ve birlikte bir düzen kurmaları gerektiği çocuğun yaşına uygun bir şekilde anlatılmalıdır. Eve yeni gelecek olan eşin çocuğa zorla sevdirilmesi ters tepki yaratabilir. Bu süreç içinde olabilecek ve bir ilişki kurulduktan sonra başarılabilecek bir durumdur. O yüzden eve gelecek kişiyi zorla sevdirmeye çalışmamalı. Ancak onun da kendi hayatınızda bir değeri olduğunu, önemli bir yeri olduğunu çocuğa belirtmeniz ve ikisinin yerinin çok farklı olduğunu da ona çok düzgün bir şekilde anlatmanız bu ilişki sürecini daha düzenli hale getirir. Aynı şey yeni evlenilen kişinin çocukları varsa onlar için de geçerlidir. İki kişinin evlenmesi demek onların kendi çocuklarının kardeş oldukları anlamına gelmez. Dolayısıyla siz artık kardeşsiniz, birbirinizi çok sevmeniz gerekir gibi baskılar her iki taraftaki çocuk için de ters ve yanlış olarak yorumlanabilir. Bu süreçlerin doğal ilişki süreçleri içine bırakılması, zorlama yapılmadan ama birbiriyle saygılı bir ilişki kurulması gerektiğini, herkesin birbirini çok sevmesinin o kadar önemli olmadığını ama anne babalarının çocuklarına değer verdiklerini ve bu ayrılığın ya da yeniden evlenmenin onun bu değerini değiştirmediğini vurgulamak, anne baba arasındaki ilişkinin düzenli bir şekilde sürmesini ve çocuğun her iki ebeveynle de görüşmelerinin süresini düzenlemek boşanmayı daha az travmatik ve kolay bir hale getirebilir.